Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kutu açılımı yapacağım. En başta Sony A6300'ü tanıtacağım. Fotoğraf makinesi. Ondan sonra filtreleri, yedek bataryası, işte hafıza kartları, çantasını tanıtacağım. En sonunda Sony'nin aksiyon kamerası olan FDRX3000R'yi sizlere tanıtacağım. Dediğim gibi en başta Sony A6300'e başlayalım. Ürün bana gelmeden önce test edilip denenmiş olduğu için kutunun açılımını yapmışlar. Bana gelen kutu bu şekilde. Bir ton kullanım kılavuzu var. Ne yapıyoruz bunları? Tabii ki hiçbir şekilde okumuyoruz. Kenara atıyoruz. Kameramız burada. Bakalım. Kutunun içinden tane adaptör. Güzel. Hafif bir adaptör cihazı. Bir tane yine fiş ile adaptör cihazı arasına giren. Bakalım ne kadar uzunlukta bir kablomuz var. Şu kadar. Yarım metre daha değil, 40 santim. İkinci bir kablo. Bu da arkadaşlar. Bunun uzunluğu da yaklaşık olarak bir metreden fazla gibi duruyor. Bakalım. Açıyorum ben. 80 santim. Bunu da buraya indirdik. Bunu kullanmayacağım herhalde. Bu yurt dışı prizleri için üretilmiş olan bir kablo. Kullanmayacağız bunu. Bir tane USB, micro USB şarj aleti göndermiş. Çok kısa göndermiş. O çok, inan ki çok kalitesiz ya. Bu kadar ince olabilir mi ya? Bu kadar ya. Tel kullan. Alüminyum tel kullan ya. Evet bak. Bunu daha sonra tanıtacaktım ama kutunun içine koymuşlar. Ben de gelmedi diye şüphelenmiştim diye gelmedi. Şu şekilde. Kompak. Arkadaşlar yedek bataryanın şarj aleti. Öyle söyleyeyim size. Sony'mizin içinden gönderdiği yedek pilimiz. Özür dilerim. Sony'nin içinden gönderdiği pilimiz. Kameramızın pili. Bunu tanıtacağım. Şöyle yapalım. Bu şekilde. Demek ki içinden çıkan uzun kablo veya kısa kablo buna ait olan bir şey. Güzel bir cihaz. Bunu da şu şekilde şuraya koyalım. Bakalım içinden daha ne çıkıyor. Evet. Yine Amerikan tipi bir fiş kullanmayacağım. Bakmak için direkt gözle bakmak için göndermiş olduğu güneş koruyucu diyeyim ben. Çok anlamadığım için. Onu da şöyle şuraya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gelelim kameramıza. Kameramızın da her şeyini yapmışlar. 16-50 mm lensle geldi bana. Demin dediğim arkadaşlar şuraya takılıyor. Evet. Ekranımız hareketli bir ekran. Bu şekilde bir çekim yapılabilir. Ondan sonra yine üstten bakarak bir şu şekilde çekim yapılabilir.
Güzel. Kamerayı arkadaşlar çok incelemeyeceğim. Şimdi bir açalım bakalım. Ha, bunun şarjı var. Evet. Şöyle. Görüntüsü bayağı bir netmiş. Bunun fotoğrafını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Heh, buradan çekiliyormuş. Evet. Güzel çekiyor. Flash. Şöyle basit bir flash'ı var. Şöyle size göstereyim. Çok güzel, çok nazikmiş flash'ı ya. Arkadaşlar bunun çekimini ben size fotoğraf olarak koyarım. Video çekimini de İnşallah daha sonra deneriz. Güzel bir kamera yani. Evet, bunun kapatalım arkadaşlar. Şöyle şuraya bırakalım. Arkadaşlar böyle bir şey geldi. Filtreymiş bu. İnanın ki ne işe yaradığını soruyorsanız inanın ki bilmiyorum. Şöyle şeyler. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Bunları ben de internetten, YouTube'dan izleyerek öğreneceğim. Ne işe yaradığını, ne olduğunu, değişik şeyler var böyle. Bu güzel bir çanta içerisinde gelmiş. Hoş, 4 tane kullanabiliyorsunuz. Yani çok güzel. Şimdi geçelim. Bir tane 32 GB Lexar'ın 663X 90-95 megabit saniyeli hafıza kartı geldi. Zannediyorum bunu aksiyon kamerası için gönderdiler. Bununla güzel bir şekilde kullanacağız. Ve yine Lexar'ın profesyonel dediği 1000x 150 megabit saniyeli hafıza kartını göndermişler. Şöyle bir açalım bunu da. Ne var içinde? Yine aynen yine dedim ve durdum ama gerçekten de yine içine bir Türkçe yazı yok. Aç çöpü. Şöyle bir kutunun içinde geliyor. Mikro değil arkadaşlar. Şöyle yerine koyup kutusunu atıyoruz. Bunların fiyatlarını arkadaşlar yine size açıklama bölümünde yazacağım. Zaten bataryamızı tanıtmıştık. Bataryamızın da kağıdını çıkartalım. Kutusunu gönderelim. Arkadaşlar kameramızı yanında bir çanta gelmiş. Güzel bir askışı var içinde. Sony A6300'ün Türkçe kullanım kılavuzunu da çantanın içine koymuşlar. Demek ki kontrolden sonra sığmadı herhalde. Güzel bir çanta. Şöyle içine size bakın. Şöyle. Herhalde yedek pili koymak için. Yine aynı şekilde. Bu da de kamera giriyor herhalde. Bakalım. Bu da güzel. Hoş. Markası neymiş bunun? Brown. Brown şey değil miydi ya?
Kıraç makinesi değil miydi bu ya? Allah Allah. Neyse. Güzel de bir çanta var. Sağ olsun göndermiş. Arkadaşlar, bunun tanıtımını burada bitiriyorum. Sonra 6300'ün tanıtımı burada bitmiştir. Detaylı tanıtımlar için zaten birçok fotoğraf ile ilgilenen, video ile ilgilenen kanallar, yani bunlar içinde fotoğraf makinesi incelemesi, video kamera incelemesi yapan kanallar zaten bunun gerekli olarak bütün detaylarını yazıyorlar. Bunun gerekli olan bütün detayları söylüyorlar orada. Devamı burada arkadaşlar. Diğer videoya geçtiğinizde Sony FDX3000R'nin tanıtımını yapacağım. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.